Dediğinizde karşınıza gelecek menü budur. Aslında tam olarak bu değil. Ben bir server'a bağlı olduğum için burada disconnect yazıyor. Burada spawn yazısı yazıyor ama yani şu yukarıdaki yazının aynısını bulabilirsiniz. Size bu menüyü anlatacağım ilk başta. Server Browser dediğimiz lisanslı serverların olduğu listeleri sunar size. Custom Server dediği lisanssız serverları sunuyor. Firing Range kendi bilgisayarınızda kurduğunuz bir serverdır. Başkaları bağlanamaz. Sadece silah denemeleri, araç kullanımı gibi şeyleri yapabileceğiniz bir. Adı üstünde Fire Range. Hani atış poligonu düşünün. Settings gene ayarlar. Credits de oyunda emeği geçen arkadaşların isimleri yer aldığı yer. Bir server'a bağlıysanız PSG'ye bastığınızda ekranınıza disconnect çıkar. Server'dan ayrılın. Exit Game de standart oyundan çık. Server Browser'a bastığınızda sıralanan server listelerini görebilirsiniz. En sağda ping'i, players, server'ın içerisindeki oyuncu sayısı, server'ın yoğunluğu, game mod. Oyunumuzda iki çeşit game modu var. Bunlardan biri AAS, birisi Insurgency. AAS, bayrakları ele geçirip ilerleme. Insurgency ise cache'leri, yani silah depolarını patlatıp oyunu kazanmak üzere kurulu. Map, haritalar. Haritaların versiyonları, aynı haritanın birden fazla versiyonu olabilir. Mesela Fusra'nın 4 tane mevcut. Yenileri de ekleniyor her geçen gün. Server name, server ismi. Kendi server'ımızı bulalım hatta. Buradan server name diyerek isimleri sıralayabilirsiniz. Direkt Türkiye Squad Turkish Community Server. Şu an mesela 60 kişilik server'ımızda 41 kişi oynuyor. 81 pingimiz var. Health dediği tam olarak açıklanmadı ama hani server'ın yoğunluğuyla alakalı bir şey olsa gerek. Details da şifreli mi ve korumalı mı? Bunlar ilerleyen günlerde aktifleşecektir. Muhtemelen bu yıldız favori anlamına geliyor. Bu server'ı favorinize alıyorsunuz ve favori şurada bir sekme daha olacak misal. Sallıyorum. Ona tıkladığınızda favori listelidir. Custom server gene her şey aynı ama burada sadece lisanssızlar var. Firing range dediğimiz gibi buraya tıkladığınız anda Fire Range'e başlamak istiyor musunuz? Yes dediğiniz anda direkt oyunu yüklüyor zaten. Settings ayarlar. Burada direkt Game Settings'ten oyun içi prefix yani tag almak istiyorsanız, tag koymak istiyorsanız buraya tagınızı yazabiliyorsunuz. Klanınızın tagı ya da üye olduğunuz arkadaşların tagını yazabiliyorsunuz. Field of View onu oyun içerisinde gösterebilirim size ama şöyle ki ekranınızın derinliğini ayarlıyor desem yeridir. Geri kalan ayarları zaten hani burada görebilirsiniz. İşte oturma, kalkma. Oturduğunuz zaman oturmuş şekilde mi kalsın ya da yere yattığınızda yatmış şekilde mi kalsın gibisinden ayarlar var burada. Oyuna ilk başladığınızda eğer şu an 8.6 üzerinden 8.6. versiyon üzerinden aldıysanız bunu yapmanıza gerek yok. Ama öncesindeki versiyonlarda oynadıysanız buradaki Clear Cache User Data'yı yapmanızı tavsiye ederim. Önceki ayarların hepsini silip sıfırdan size ayar menüsü açıyor. Bilgisayarı temizlemiş gibi oluyorsunuz ayarlar üzerinden squad'ın. Hata vermesini engellemek adına bunu yaptığınız anda oyun kapanacaktır doğal olarak ve tekrar kendisi başlamaz. Manuel olarak başlatmanız gerekiyor. Yaptığınız herhangi bir ayardan yapı setlik istediğinizde ayarları iner. Buradan grafik ayarları var. Grafik ayarlarınızı kendi bilgisayarınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Bilgisayar ilk başta direkt otomatik olarak ayarlar. Bunlar benim ayarlarım. Gördüğünüz gibi. Borderless'ı tavsiye ederim. Daha performans meyillisi olarak gördüm ben. Sadece benim tavsiyem. Geri kalan zaten burada. Kontrol dediğinizde normal tuş kontrolleri. Burada istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz kişiye göre. Ben konuşma tuşumu mouse'a koymak istiyorum. Misal onu buradan halledebiliyorsunuz. Audio'da oyun için ses kalitesi, ses seviyeleri ya da telsizle konuşma yaptığınızda böyle arada bir bip sesi falan geliyor. Onu açma kapama. Burada mesela ben az önce kapattım. Onu kapatmamıştım. Kredisi de dediğim gibi emeği geçen arkadaşlar için burada yer verilmiş.